Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. 53 ve 59. ayetleri bir sayfa halinde değerlendireceğiz. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Böylece biz onların bir kısmını bir kısmıyla denedik, imtihana tabi tuttuk. لِيَقُولُوا Bakalım şöyle diyecekler mi? اَهَاُولَٓاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا Aramızdan Allah'ın nimette bulunduğu, seçmiş olduğu kimseler bunlar mı? Diyecekler diye biz onların bir kısmını bir kısmıyla imtihan ettik. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Buranın evveliyle alakası var. Evvelinde Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bulunan ve genelde gariban olan kimselerle alakalı bir durumu bize bildirmişti. Mekke'nin önde gelenleri Peygamberimize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed, görüyoruz ki senin etrafında daha çok gariban insanlar var. Biz ise asil insanlarız. Onları etrafından tard et, kov. Onlar seninle beraber olmasın. O zaman biz seninle beraber olmaya hazırız diyorlar. Bununla alakalı Allah-u Teala onları methediyor. Yani Peygamberimizin etrafında bulunan, genelde de gariban, sosyal statü itibariyle belki çok da ön planda görülmeyen kimseleri Cenab-ı Hak methediyor ve Peygamberimize sakın onları yanından kovma. Sen onlardan sorumlu değilsin. Onlar da senden sorumlu değil. Herkesin hesabı kendine. Bu mealde Allah-u Teala onları da methederek, onlar gece gündüz ibadet ederler, Cenab-ı Hakk'a dua ederler ve onun rızasını talep ederler. Bu anlamda Cenab-ı Hak onları methediyor. Burada da meselenin imtihan yönüne Allah-u Teala dikkat çekiyor. Evet, insanlar arasında sosyal statülerde farklılık var. Bir kısmı zengin, bir kısmı fakir ve bir kısmı bir hanedandan geliyor, bir kısmı pek bilinmeyen ailelerden. Ama Allah-u Teala bunun bir imtihan olduğunu bize anlatıyor. Ve bununla alakalı biz diyor onların bir kısmını bir kısmıyla denemekteyiz. Bakalım şöyle diyecekler mi? Allah aramızdan bunları mı seçti? Bunlara mı bu şekilde nimette bulundu diyecekler mi diye Cenab-ı Hak imtihan ediyor. Ve ardından Allah-u Teala Eleysallahu bi aleme bi şakirin yani Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? Buyurmak suretiyle meseleyi bize aktarıyor. Elbette Allah-u Teala şükredenleri en iyi bilendir. Bu durumda da Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam etrafında ilk safta yer alan ve onunla beraber bu davayı omuzlayan kimseler elbette buna layıktırlar. Ve bu sosyal statüyle alakalı değil. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a şükürle alakalı, nimetlerin kadri kıymetini bilmekle alakalı bir durum. Allah-u Teala bu noktalara dikkat çekiyor. Buradan günümüze bakan bir ders çıkarma noktasında şunu söyleyebiliriz. Günümüzde de bir yanda avam tabakasından nice kimseler var. Öte yandan havas kabul edilen ilim sahibi veya mevki sahibi veya servet sahibi kimseler var. Bunları değerlendirirken neye göre değerlendireceğiz? İslamiyet'te insanlar malına göre veya servetine göre, sosyal statüsüne göre, ilmine göre değil, takvasına göre değerlendirilir. Ve Allah-u Teala şöyle buyurur Hucurat suresinde. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allah katında en itibarlı olanınız, en şerefli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani en müttaki, takvaya en ziyade riayet eden kimse Allah nezdinde en kıymetlidir. Durum böyle olunca artık değer ölçülerini bizim kendi ölçülerimize göre yapmanın bir anlamı yoktur. Allah-u Teala burada üstünlüğün ölçüsünü ortaya koymuştur. Ama normal şartlarda insanlar kendi akıllarıyla meseleye yaklaşıyor ve falanca zengin, itibarlı, falanca sosyal statüsü iyi, itibarlı bu tarzda değerlendiriyorlar. Ama Allah nezdindeki değerlendirme bizim
bizim değer ölçülerimizden daha farklı. Ve bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize şunu bildiriyor. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Ve Allah-u Teala sizin kalplerinize nazar eder. Ve bu noktadan insanların kalplerine nazargâh-ı ilahi denilir. Allah-u Teala o kalplere nazar eder. Ve o kalplerde kimde iman var, kimde takva var, kimde şükür var veya kimde bunların tersi durumlar var elbette net olarak bellidir. Ve ona göre taraf-ı ilahiden değerlendirilmektedir. Şöyle bir şiir tarzında ifade edilir. Harabat ehlini hor görmez zakir, defineye malik viraneler var. Yani mesela defineler herkesin gözünün önüne konulmaz. Hemen bilinebilecek yerlere de konulmaz. Daha çok virane yerlere, harabe yerlere konulur. Ama orada define vardır. Onun gibi belki insanların itibar etmediği, böyle saçı başı dağınık gibi, kılık kıyafeti o kadar düzgün olmayan bir takım kimseler Allah nezdinde çok itibarlı olabilmektedir. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Onlara de ki selam size. Allah'ın selamı üzerinize olsun. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Rabbiniz kendi nefsine rahmeti yazdı. Yani Allah-u Teala rahmetle tecelli edeceğini bir prensip olarak ortaya koydu. Allah-u Teala Rahmandır, Rahim'dir. Görmüş olduğumuz alemdeki bütün faaliyetler ve bütün durumlar Allah-u Teala'nın rahmetinden bize haber vermektedir. Ve Allah-u Teala bunu bir prensip edinmiştir. Rahmetiyle tecelli edecek ve yine Kur'an'da bildirdiği üzere onun rahmeti gadabını geçmiştir. Ve bu da biz insanlar açısından en büyük lütuflardan birisidir. Yani gadab ile hareket eden, onunla tasarrufta bulunan bir Rab değil, rahmetle muamele eden, rahmeti her şeyi kuşatan bir Rabbin muhataplarıyız. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْاً بِجَهَالَ Allah kendine şunu yazdı, nefsine şunu yazdı ki, sizden her kim bilmeden bir kötülük işlerse, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ Bundan sonra da tövbe eder, durumunu düzeltirse, فَاَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şüphesiz o Allah gafurdur, rahimdir. Yani bağışlayıcıdır ve sonsuz merhamet sahibidir. Burada şunu görmekteyiz. Evet, bir insan cehaletle bir kötülük yapabilir. İnsanız, beşer şaşar diye bir ifade var. Her insanın muhakkak ki eksikleri var, hataları var, günahları var. Hatta bu günahlar bazen büyük günah bile olabilmekte. Ama Allah-u Teala rahmetiyle tecelli ediyor. Bir kimse Allah'a inanarak samimane tövbe etse, günahı dağlar kadar büyük bile olsa Allah-u Teala'nın rahmet denizinde o kaybolur gider ve orada görülmez bir hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 99 adam öldüren bir katilin macerasını bize nazara veriyor. Ve buyuruyor ki, önceki devirlerde birisi vardı, 99 kişiyi öldürmüştü. Ve bir rahibe gitti ve dedi ki, ben 99 kişiyi öldürdüm, acaba artık tövbe etsem Allah beni affeder mi? Bunun üzerine rahip ona diyor ki, senin affedilecek bir tarafın kalmamış ki. Adam kızıyor, bari olmuşken yüz olsun diyor, onu da öldürüyor. Ardından başka bir rahibe gidiyor, durumunu anlatıyor. O rahip de diyor ki, sen samimi bir şekilde tövbe ettikten sonra Allah elbette dilerse affeder. Yeter ki sen samimi ol. Bunun üzerine o kimse samimi bir şekilde tövbe ediyor. Ve rahip ona diyor ki, sen bu çevrede katil olarak bilinmektesin. Burada yaşaman uygun değil. Seni bilmedikleri bir beldeye git. Falanca beldeye git. Orada yeni bir hayat tarzı olarak günahlardan uzak hayatını yaşa. Ve o kişi yola çıkıyor. Ancak yolda artık vade gelmiş, vefat ediyor. Bunun üzerine hem rahmet melekleri hem de azap melekleri onu almak için geliyorlar. Ruhunu almak için. Rahmet melekleri diyorlar ki, bu tövbe etti, bunu biz götüreceğiz.
Diğer taraftan azap melekleri diyorlar ki bu adam 100 kişinin katili, bunu biz götüreceğiz. Ve neticede şuna karar veriliyor. Acaba gideceği beldeye mi daha yakın, daha önce yaşadığı beldeye mi daha yakın? Ölçülüyor. Gideceği beldeye çok az bir yakınlık fark edilince o kimseyi rahmet melekleri götürüyor. Onun ruhunu rahmet melekleri alıp götürüyorlar. Belki de bu sembolik bir anlatım. Burada bize verilen mesaj şu: bir insan velev büyük günahlar da işlese, aklı başına geldikten sonra samimane tövbe ettiğinde Allah onu affeder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ayet-i kerimede sizden her kim bir kötülük yapsa, cehaletle bir kötülük yapsa, sonra diyor tövbe etse, başka bir şart daha söylüyor, ve aslaha durumunu düzelse. Demek ki yapılan kötülüğü bile bile yapmamak şartlardan biri bu. Yani insan cehaletle, bilmeden bir günaha girmiş olabilir veya bir takım günahlara girmiş olabilir. Ama ardından tövbe yapmak lazım. Ve Allah'a dönmek, rücu etmek, pişman olmak lazım. En nedmu tövbe, pişman olmak da bir tövbedir. Ve daha sonra durumu düzeltmek. Yani 100.000 kere tövbe eder, yine şarap içeriz demek tarzında değil. Tövbe ettikten sonra gerçekten uzak kalmak. Hangi günahtan tövbe etmişse artık ondan uzak kalmak. Yani bir insan diyelim içki içiyor, tövbeler olsun bundan sonra içmeyeceğim diyor. Ama 3 gün sonra tekrar içmeye başlıyor. Tövbe ediyor, tekrar başlıyor. Tövbe ediyor, tekrar başlıyor. Bu bir oyuncak haline de getirilmemeli. İnsan Allah'a verdiği sözün ardında durmalı. Ve durumunu bu şekilde düzeltmeli. Bunu yaptığında Allah gafurdur, rahimdir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ Biz ayetleri bu şekilde fasıl fasıl beyan ediyoruz. Değişik yönleriyle açıklıyoruz. وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ Ve mücrimlerin yolu ayan beyan ortaya çıksın. Onların gittikleri yol görülsün. Bu şekilde bunları anlatıyoruz. Ayetleri tafsilen bildiriyoruz. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ De ki, burada hitap peygamberimize, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce ayette peygamber efendimize talimatta bulunuyor. De ki, şöyle söyle, bu da o ayetlerden birisi. Ben Allah'ın dışında çağırmış olduğunuz, tapmış olduğunuz şeylere ibadet etmekten nehyedildim. Yani peygamberimizin muhatapları içinde putlara tapanlar var veya başka bir takım şeylere tapanlar var. Onların taptıklarına peygamberimizin tapması, peygamber yolunda gidenlerin tapması elbette düşünülemez. قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ Onlara de ki ben sizin hevanıza uymuyorum. Burada heva gerçekten önemli, üzerinde durulması gereken bir durum. İnsan ya hüdaya tabi olur veya hevaya tabi olur. Yani insan ya vahiy ile bize bildirilen gerçekler veya aklı selimin ortaya koyduğu gerçeklere tabi olur veya hevaya, keyif ve hevese tabi olur. İşte müşriklerin veya Allah'ı tanımayanların bir takım hevaları var. Nefsin peşinden gidiyorlar ve nefsin dediği tarzda bir hayat tarzları var. Bu durumda ben Müslümanım diyen bir kimse vahye tabi olmalı ve vahyin hayat tarzını bir model olarak benimsemeli. Bize bakan yönüyle meseleyi bu yönde değerlendirebiliriz. Mesela günümüzde bir kısım çevreler medeniyet görünümü altında aslında bizi eski cahiliye dönemlerine adeta sevk ediyorlar. Diyelim açık saçıklık cahiliye döneminde yaygınmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala eski cahiliye dönemi gibi açılıp saçılmayın. Bunu net bir şekilde bize bildiriyor. Ama bir kısım insanlar günümüzde o eski cahiliye dönercesine açık saçıklığı rağbetle anlatıyorlarsa onların hevalarına uymamak gerekir. Veya eskiden yine içki çok yaygınmış. Ve Kur'an'ın ilk muhatapları önceki hayatlarında içkili bir hayatları var. Ve içkiyle iç içe olan bir hayatları var. Ama Kur'an-ı Kerim geldiğinde bunu yasaklıyor. Böylece yeni bir hayat modeli, yeni bir tarz
ortaya konuluyor. Demek ki insan ya nefsin hevasına tabi olacaktır, nefsin peşinden giden kimseler gibi hareket edecektir veya doğrudan doğruya ilahi vahye veya aklı selimin ortaya koyduğu gerçeklere tabi olacaktır. Burada la ettebi'u ehvâekum, ey peygamber, de ki ben sizin hevanıza tabi olmuyorum. Bize bakan yönüyle bu anlamda değerlendirilebilir. Bir Müslüman İslam'ın ortaya koymuş olduğu hayat tarzını esas almalı ve ona göre yaşamalıdır. Kad dalaltu izen, şayet ben sizin hevanıza tabi olursam o zaman yoldan çıkmış olurum. Ve ma ene minel muhtedin, ve hidayet üzere olmam. Kul inni ala beyyinetin min Rabbi, de ki ben Rabbimden apaçık bir delil üzereyim. Yani peygamberimize vahiy geliyor, vahiy ile gerçekleri biliyor. Bundan dolayı apaçık bir delil üzere. Ve kezzebtüm bihi, ama siz ise onu yalanladınız. Ma indi ma testacilune bihi, benim yanımda sizin acele istemiş olduğunuz şey yok. Peygamberimize diyorlardı ki, madem peygamberim diyorsun, haydi bize vaat ettiğin azabı getir de görelim. Ve yekulune meta hazel vaat in kuntum sadikin, bu manada diyorlardı. Yani bir an önce madem azaptan bahsediyorsun, azabı getir de görelim. Peygamberimize bu noktada şu talimat veriliyor. De ki sizin acele istemiş olduğu şey benim yanımda değil. Yani azabı ben getirmeyeceğim. Bu Allah'a ait olan bir durumdur. Dolayısıyla bunu benden beklemeyin. İnel hukmu illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır. Yani bu konuda hüküm ne peygamberin ne bir başkasının, hüküm ancak ve ancak Allah'ındır. Yagussul hakka, ve Allah hakkı anlatır. Ve huve hayrul fasilin, o fasledenlerin en hayırlısıdır. Yani Allah en güzel bir şekilde fasleder, en güzel bir şekilde hüküm verir. İnsanlar şu dünyada bir takım mahkemelik olaylarda hakim karşısına çıkıyorlar ve hakimler normal şartlar altında adilane hükmetmeye çalışıyorlar. Ama bazen hakim yanılmış olabilir veya ideolojik tarzda meseleye bakabilir. Bunun neticesinde adalet tam tecelli etmeyebilir. Ama Allah-u Teala elbette her şeyi biliyor, kullarının durumunu biliyor. Ona göre Allah hüküm verdiğinde en adil bir şekilde hükmünü vermiş oluyor. قُلْ لَوْ اَنَّ اِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, onlara de ki şayet sizin acele istemiş olduğunuz şey benim yanımda olsaydı, لَقُدِيَ الْاَمْرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ, benimle sizin aranızda mesele artık biterdi. Yani eğer azabı getirmek bana verilmiş bir yetki olsaydı cezanızı bulurdunuz, mesele biterdi. Vallahu a'lemu biz zalimin, ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Dünyada hakimler zalimleri o derece tam bilemeyebilir. Eldeki delillere göre hüküm verirler ve gaybı bilmediklerinden, meselenin derununu, iç yüzünü bilmediklerinden bazen adalet tecelli etmeyebilir. Ama Allah-u Teala kimin zulmettiğini, kimin masum olduğunu elbette biliyor ve ona göre Allah'ın vermiş olduğu hüküm adaletin ta kendisi oluyor. Ve indehu mefatihul gayb, gaybın anahtarları onun yanındadır. Ve la ya'lemuha illahu, o gaybın anahtarlarını, hazine manası da verilebiliyor buna, gaybın hazinelerini ancak o bilir. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr, karada denizde ne var? Allah hepsini bilir. Ve ma teskutu min varagatin illa ya'lemuha, bir yaprak bile onun ilmi dışında yere düşmez. Ve la habbetin fi zulumatil ard, yerin karanlıklarındaki bir habbe, bir tanecik Allah'a gizli değildir. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabun mubin, yaş ve kuru ne varsa bunların hepsi kitabı mübindedir. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala'nın sonsuz ilmi ile alakalı gerçekten çok önemli bir ders bize verildi. Gaybın anahtarları, hazineleri Allah'ın katında. Ve ileride neler olacak, neler yaratılacak, bütün bunların hazineleri Allah'ın nezdinde ve anahtarları Allah'ın elinde. Ve bununla alakalı misal veriliyor.
Karada ve denizde ne var Allah bilir. Bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Yerin karanlıklarında herhangi bir tanecik, onun durumunu Allah bilir. Ve genel anlamda da وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٌ مُّب۪ينَ Yaş kuru her şey kitab-ı mübinde tek tek yazılmış, belirlenmiştir. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ın sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.